Hani bir kısa anlatayım da, bir bey böyle rüya görmüş, kahyasına diyor ki, köprünün öbür tarafında da bir ırmak varmış, mübarek bir zat varmış, rüyasını anlattı diyor, bunu sakın kimseye söyleme, git o mübareğe anlat, verdiği cevabı bana getir diyor. Yolda giderken Allah muhafaza öyle boş boğaz birine rastlıyor. Nereye gidiyorum? İşte şöyledir, böyledir. Söylemek istemese de o ısrar ediyor. Diyor ki vaziyet böyle böyle, beyim diyor bir rüya görmüş. Ben filan zata diyor işte gideceğim. Ya anlat bakalım neymiş. Tutuyor orada anlatıyor bak tam köprünün üstünde. O adam dedi ki diyor, canım bunu bilmeyecek ne var, beyin ölecek. Ta oraya ne gidiyorsun dedi diyor, işe baksan. Allah muhafaza, neyse o tabi beyimin sözü yerine gelsin diye o mübarek zata vardığında bu rüyayı daha anlatmadan, bak hani diyoruz ya o sultanlar kalplere vakıftır. Evladım diyor, neden boş boğazlık yaptın? Bak o beyin sana özellikle tembihlemişti. Eğer rüyayı yolda söylemeden bize ulaşsaydın inşallah onu hayırlı bir şekilde yoracaktık, farklı olacaktı. Fakat şu andan itibaren yapacak bir şey yok diyor. Beyin ölecek diyor, işe baksan. Hani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin nasıl 5. Ahmet bir mektup ferman yazmıştı da mübareğe. Düşün, ulah ona haberi getiriyor, o da bir rüya gördü böyle, şeyhim yorumlasın diye, bak hoca padişah. O sultan daha eline rüyanın anlatımı gelmeden cevabını yazdı. Ulah kapı da böyle daha rüyayı uzatıyor. Tamam evladım dedi, cevabını veriyor, işe baksın. Ya. Onun için özellikle bu rüya konusunda bazı rüyalar çok salih olur. İnsanın hayatıyla ilgili önüne gelen kimselere böyle anlatmamak lazım. Ya çok salih bir kimse olacak ya da şeyhinden başkasına anlatmayacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsan diyor, ya Rabbi sen hayırlara çıkar diye bir şey konuşmadan onu öyle kapatacaksın diyor. Kurcaladın mıydı sakatlık olur, Allah muhafaza. Çünkü ağzımızdan çıkan sözler döner.